Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda skuterımızın nasıl detaylı temizlendiğini anlatacağım sizlere. Bazı arkadaşlar oto yıkamalarda tazyikli suyla yıkayabilir miyiz ya da hortumla yıkayabilir miyiz gibi sorular soruyor. Bunlara gerek yok kesinlikle. Öncelikle skuterımızın kirlerini görelim, biraz çamurlarını. Fazla kirli değil skuterim şu anda ama aradaki farkı yine göreceksiniz tekrardan. Oldukça başarılı bir yıkama olacak. Bizlere gerekli olan herhangi bir sünger, Scotch Brite sünger de olabilir. Ben böyle bir süngerle yıkıyorum skuterı. Ve nemli bir bez olacak. Bunların dışında bir de sıvı sabun kullanıyorum ben. Siz dilerseniz bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz. Nemli süngere ben birkaç damla sabun sıktım ve şu anda köpürtüyorum. Gördüğünüz gibi su çıkmıyor süngerden. Sadece köpük oluşacak. Süngerim köpürdü şu anda yeterli derecede. İlk olarak orta kısımdan köpürterek köpük bırakıyorum sadece. Köpürterek silmeye çalışıyorum şu anda. Her yerine köpük bırakıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kabloların araları da toz oluyor genelde. Detaylı bir şekilde her yerini köpürtüyorum. Bu köpük sayesinde zaten kuruduğunda da güzel bir parlama oluyor skuterimizde. Nemli bezle sildikten sonra en sonda disk freninizi kesinlikle kurulamanızı, kuru bir bezle kurulamanızı tavsiye ederim. Diğer yerler nemli kalabilir ama disk ve balatayı ıslak, nemli bırakmamaya çalışın. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Buraları da komple köpürtüyorum. Öncelikle yüzeyleri köpürttükten sonra en sona lastikleri yapıyorum. Çünkü en çamurlu olan kısımlar o taraflar oluyor. Süngerimiz hemen kirlenmesin diye. Her tarafı köpürttükten sonra kurulamaya başlayacağım. Nemli bezle sileceğim sadece. Birden skuterin her yerini yapmak yerine sadece yüzey yüzey bölgelendirerek parça parça yapmakta fayda var. Bu şekilde hemen kurumamış oluyor. Nemli bezle sileceğiz direkt. Şu anda yeteri şekilde köpürttüm her yerini ve sildim. Şimdi nemli bezle silmek kaldı. Nemli bezle şöyle köpüğü alarak siliyorum. Şu aralara da temizlemeniz gerekiyor mutlaka. Beziniz köpük oldukça yüzeyini değiştirin. Bu şekilde tertemiz bir skuterımız olacak arkadaşlar. Bu aralarda köpük kalıyor. Buraları mutlaka nemli bezle silmeniz gerekiyor. Bu köpükler kuruduğunda çamur olarak kalacaktır aralarda. Yani dikkatli bir şekilde silmenizde fayda var. Gelişi güzel yapmayın kesinlikle. Burada ön tekeri de kurulamaya devam ediyoruz. Dip noktaları mutlaka iyi temizleyin. Gördüğünüz gibi sildiğim yer çok güzel gözüküyor. Hiçbir kir kalmıyor. Skuterin şu anda neredeyse tamamını temizlemiş bulunmaktayım. Nemli bezle kuruladım köpürttükten sonra. Gördüğünüz gibi kuruyan kısım bu şekilde matlaşıyor. Tertemiz bir görünüm sağlıyor. Asıl kirli taraf şimdi altı. Hep beraber altına bakalım arkadaşlar.
Burası oldukça çamur olmuş alt kısım. Şimdi buraları da temizleyeceğiz. Tamamen köpürttükten sonra. Gördüğünüz gibi şöyle şu araları görelim. Yıkadıktan sonra süngerimi tekrar köpürtüyorum. Yeni bir köpük oluşturuyorum. Tekrar şu aralara girecek şekilde bol bol köpürtüyorum. Ara kısımlara süngeri mutlaka değdirin. Zorla şekilde. Bu aralar hep kirli kalıyor yoksa. Köpükler yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Nemli bezle tekrar siliyorum ben. Şu aralara girerek daha detaylı temizlik yapın. Buralar yoksa çamur kalıyor görüyorsunuz. Biriktikçe katmanlaşabilir bu çamurlar. Sildiğimiz yer gerçekten tertemiz oluyor. Haftalık olarak böyle bakımlar yapabilirsiniz skuterınıza. Alt tarafında şu anda tamamen temizledim ben. Nemli bezle sildim. Hiç köpük kalmadı. Scooter parıl parıl parlıyor şu anda. Ön tarafına da bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi şu anda scooter bir nevi kutudan çıkmış gibi tertemiz. Kenarları olsun, üst yüzeyi olsun, jantlar falan çok başarılı oldu. Haftalık olarak dediğim gibi böyle temizlik yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da yıkadıktan sonra hemen şarja takmanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle bir yarım saat falan bekleyin. Belki bir yerler nemli kalmıştır. Elektrik vermenizi tavsiye etmem. Açmazsanız da, scooter çalıştırmazsanız da yine iyi olur. Fayda vardır yani. Bir yarım saat kadar beklersiniz. Sonra tertemiz bir şekilde şarja takabilirsiniz ya da kullanabilirsiniz scooterınızı. Herkese iyi keyifli sürüşler dilerim. Görüşmek üzere.